Merhabalar arkadaşlar. Evet, Galatasaray Konyaspor maç analizi videosu ile karşınızdayım. Bir Galatasaraylı olarak gerçekten hayal kırıklığı yaşadığım bir gece oldu ki çoğu Galatasaraylı da aynı şeyi düşünüyordur. 15-20 dakikalık tempolu oyunun ardından topu rakibe veren özellikle son yarım saat 10 kişi kalmanın da etkisi olabilir. Tamam, kabul edebiliyorum ama topu bu kadar rakibe teslim etmek ve geriye yaslanmak Galatasaray'ın oyun felsefesine, Fatih Terim'in oyun felsefesine hiç yakışmadı gerçekten. Biz de bu videoda bireysel oyuncu performansına bakacağız ve kısaca takım oyunu olarak eksiklikler ve artılara bakacağız. Evet, Galatasaray karşılaşmayı Muslera, Nagatomo, Dong, Luyendama, Mariano, Enzonzi, Seri, Babel, Feghouli, Emre Mor ve Jacquet 11 ile başladı. Aslına bakarsanız kağıt üstünde herkesin beğendiği bir kadro oldu bu. Yani sosyal medyadan baktığım kadarıyla uf harika kadro dendi, muhteşem kadro dendi. Ben ise arkadaşlar geçen Denizlispor maç analizi videosunda da söylediğim üzere Galatasaray'ın evet şu üleri üçlüsü gerçekten çok iyi. Orta ikilisi kağıt üstünde iyi ama kağıt üstünde iyi olan bir ikili daha var. Mariano ve Nagatomo. Artık ben bu oyuncuların Galatasaray maceralarını bitirdiklerini fiziken ve oyun anlayışı olarak, oyun temposu olarak bitirdiklerini söylemiştim. Tepkiler aldık, kaliteli oyuncular dendi ama ben hala aynı görüşümün arkasındayım arkadaşlar. Bu üçlü istediği kadar iyi olsun üçlü. Hele Konyaspor gibi inanılmaz takım savunması yapan gerçekten Aykut Kocaman'ı şu açıdan tebrik ediyorum. Müthiş bir takım savunması yapıyor. Topun arkasında iyi geçiyor. Adam markajını iyi yapıyor. Alan savunmasını çok iyi yapıyor. Ve bu bireysel performanslara yeteri kadar alan bırakmamaya çalışıyor. Siz böyle bir takım nasıl geçersiniz? Siz böyle bir takım arkadaşlar. Nagatomo'yu ileri sararsınız. Nagatomo'yu ileri sararsınız. Nagatomo gerekirse bu beke kadar gider. Çizgiye iner yani kısacası. Ki aynı keza Mariano da çizgiye kadar gider. Ortayı yapar. İçeri giren Babel, Feghouli ve Emre Mor da gol arası. Yani normal futbol literatürü böyle kapalı takımları açmanın en başarılı yolunun bu olduğunu söylerler. Galatasaray bunu yapabildi mi? İlk yarıda bir pozisyon vardı. Seri attı. Nagatomo ilk defa içeri girdi. Çizgiye indi. Ortaladı. Feghouli altı pastan atamadı ama ciddi bir pozisyondu. Güzel bir pozisyondu. Onun dışında genellikle oyun şöyle oldu arkadaşlar. Mariano bu noktaya geldi. Emre Mor içeri kat etti. İçeri gelen bir Emre Mor. İlk yarıdan bahsediyorum. Mariano buradan ceza sahasını ortaladı. Babel işte ceza sahası içine destek vermeye çalıştı. Emre Mor burada oldu. Feghouli genellikle bu bölgede oldu. Mariano buradan ortaladı. Konyaspor'da gayet güzel şekilde bu topları karşılamasını başardı. Aynı şekilde solda da Nagatomo bir kez hariç, dediğim gibi o pozisyon hariç hiç çizgiye inmediler. Çizgiye inemezsiniz, rakip savunma yaşamazsınız. Şimdi ilk yarı deniyor ki Galatasaray pas oyunu oynadı. Çok baskılıydı. Ben kesinlikle katılmıyorum buna. Yani ilk yarı Konyaspor ne istediyse yaptı bence arkadaşlar. Konyaspor ilk yarı ne istediyse yaptı. Galatasaray'ı uyuttu. Galatasaray pas yaptı %80. Toplu oynadı %95 pas isabeti yaptı. Sonuç 0. Bir Jacquet'in pozisyonu var. İşte bir de Feghouli'nin altı pastan vurduğu, dışarı vurduğu o güzel bir takım oyunuydu gerçekten. Seri'nin savunma arkasına pası çok güzeldi. Nagatomo. Onun dışında pozisyon 0. Bence ilk yarı istediği gibi geçti Konyaspor'un. İkinci yarı ise ne oldu? Emre Mor çıktı. Emre Mor'la ilgili şunu söylemek istiyorum. Çizgiye inen tek oyuncuydu dün Galatasaray'ın ilk yarıda. Ama yeterli desteği alamadı ve Emre Mor hala arkadaşlar değişik bir karakteri var. Açıkçası çok umutluydum transferinden ama Emre Mor sahaya çıkarken şunu düşünüyor. Rakip 10 futbolcu var. Onun da nasıl geçerim derdinde. Pas oyununa hiç alışkın değil. Gerçekten bir geçiyorsun tamam arkadaşım. İkiyi geçiyorsun tamam. Üçü de pas ver. Yani inatla gitmeye çalışıyor. Bu zarar. Bu zarar. Çünkü zaten geçiş oyunlarında Galatasaray'ın zafiyeti var. Bu çok belli. Yani bu çok belli. Çünkü niye belli? Yani siz Feghouli, Babel gibi oyunculardan çok fazla defansa katkı beklemekte hata olur bu oyunculardan artık zaten. Jacquet'i keza öyle çok topun arkasına sarkan geçen bir oyuncu değil takım savunmasında. Sen Emre Mor top kaptırdın. 2-3 tane tehlikeli bir kontra atağı da oldu Konyaspor'un. Enzonzi'nin bir müdahalesi vardı altı pasta. Çok tehlikeli bir kontra ataktı işte o mesela. Kaptırılan topu akabinde. O yüzden Fatih Terim ne yaptı arkadaşlar? Emre Mor'u çıkarttı. Oraya Feghouli'yi koyunca Feghouli Mariano anlaşmaya başladılar. Mariano'nun performansı bir tık daha yukarı çıktı. Galatasaray yavaş yavaş çizgiye indi ikinci yarının ilk 15 dakikasında ve üst üste pozisyonlar geldi. O baskıya da gol geldi. Evet, ikinci yarının ilk 15-20 dakikası futbolunda ne varsa yaptı Galatasaray. Enzonzi dahil. Enzonzi dahil rakip yarı saha çevresindeydi. Dong Luyendama yarı sahaya kadar geldiler. Nagatomo bir ofansif orta saha sol kanat oyuncusu gibi oynarken Babel
içeri kat etmeye başlayınca Galatasaray etkinliği arttı. Goller geldi, pozisyonlar geldi. Daha da farklı olabilirdi. Ama ondan sonra ne oldu? Ondan sonra şöyle diyeyim size. İkinci yarı ilk 15-20 dakikası 65'e kadarlık sürede Galatasaray'ın toplu oynaması %82 arkadaşlar. Bakın %82, 11-11. Seri kırmızı kart görene kadar ise yine Galatasaray topu rakibe verdi. Yani sadece kırmızı kartla alakalı bir durum değil arkadaşlar. Galatasaray golü attı. Rakibi Konyaspor'a verdi topu. Top çevirmedi. Kontrataklar zayıf kaldı. Burada Onyekuru'yu arıyor Galatasaray. Evet, Babel çok iyi. Babel Galatasaray'ın dün en çok zorlayan, en çok isteyen oyuncusuydu ama Onyekuru'nun eksikliği de çok net hissedildiğini dün gördük. Yani Onyekuru rakip savunmayı zorlayan oyun stilini Galatasaray'ın özlediğini gördük arkadaşlar. Sen rakibe topu verdiğin zaman senin sıkıntıların var zaten. Takım savunması anlamında bu sıkıntıların var. Rakip de gelmeye başladı. Allah'tan dün Konyaspor vardı arkadaşlar. Bakın söyleyeyim ben size. Ya Konyalı futbolcular bakın kaliteli ayakları var Konyaspor'un ama Konyasporlu Aykut öyle bir işlemiş ki savunma yapacaksınız, savunma yapacaksınız. Adamlar ileri çıkmaya korktular. Ya Galatasaray'ın dün 60'tan sonraki, 65'ten sonraki o topu rakibe veren, savunmayı geri yaslanan futboluna karşı Alanyaspor, Sivasspor, Trabzonspor olsaydı bence maç 1-1 değil 1-2, 1-3 bile bitebilirdi yani. Çünkü yiyeceksin abi belli ya. Evet şanssızlık golü. Aa inanılmaz Donk'un ayağına çarptı. İyi de arkadaş topu o bölgeye sen getirtiyorsun, sen gömülüyorsun içeri doğru. Zaten gol yedikten sonra iş işten geçti. Yani kötü bir geceydi. Ben beğenmedim arkadaşlar. Takımı hiç beğenmedim. Galatasaray'da mesela şimdi Fenerbahçe oynuyor 2 haftadır. Fenerbahçe bir hava yakaladı ama Galatasaray'da o hava yok. Evet bunun sebeplerinden biri bu Falcao olayı zaten. Yani yaklaşık bir aydır Falcao geldi. Daha gelecek. Muslera Falcao'yu takip ediyor. Muslera onu beğeniyor. Donk bir şeyler yazıyor. Öteki bir şeyler yazıyor. Falcao şunu yapıyor. Seyirci Falcao nerede diyor. Maç oynanıyor. Falcao tepkisi. Ben size bir şey söyleyeyim. Takım bile etkilenir ya. Hele Jacne. Etkilenir abi Jacne. Ben forvet oyuncusu olsam ben de etkilenirim. Yani gelecek mi gelmeyecek mi? Ha, dün ne yaptı Abdurrahim Albayrak? Topu tamamıyla Fatih Terim'in üstüne attı. Bu transfer gerçekleşir ya da gerçekleşmez bilmem. Ama dün Fatih Terim'in açıklamalarından sonra en azından gelmese dahi bir taraftar tepkisinin önüne set çekmiş oldu Abdurrahim Albayrak. En doğrusunu yaptı. En doğrusunu yaptı yani. Abdurrahim Albayrak bu transferi çok yanlış yönetti. O başka ama dünkü doğruydu arkadaşlar. Kendi açıklama yapmadan stattan ayrıldı ve Galatasaray taraftan en çok saygı duyduğu, en çok sözüne hürmet ettiği kişi olan Fatih Terim gerekli açıklamaları yaptı. Taraftar da şu modda ben dahil. Tamam hocam gelmezse de yola devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama neden bir ay, 1,5 ay Falcao ile geçti? Yani neden? Olmuyorsa olmuyor arkadaşlar. Ya takımı etkilenmiş, tribünler etkilenmiş. O, Galatasaray o havayı yakalayamamış durumda şu an. Hani şampiyon gibi başlayamadı. Şampiyon gibi başlamaktan ziyade oyuncuların istek arzusu bende bir eksiklik yaratıyor. Yani bir eksiklik var sahada. Duruşta bir eksiklik, bir sıkıntı var. Bakalım önümüzdeki haftalarda ne olacak? Evet sezonun çok başı. Ama eleştirmek lazım arkadaşlar. Eleştirmek lazım. Fatih Terim'e de eleştirimiz var burada. Ah be hocam. Yani geçen hafta Denizli'de 10 kişi kaldım. Maç 0-0 gidiyor. Yani en kötü ihtimal bir puan alırsın Denizli'den. Denizli'nin de öyle ahım şahım top oynadığı yok. Gittin Jackney'i aldın. Jackney'i çıkarttın. Ahmet Çalık'ı aldın. Rakip savunma en azından Jackney oyundayken rakip savunma burada diziliyken Jackney çıktıktan sonra rakip savunmayı buraya çektin. İleride top tutamadın. Ha Jackney çok mu top tutuyor? Hayır belki ama sen rakip savunmayı ileri çıkarttın ve rakip takıma dedin ki gel üstüme. Dün de aynı şey. Jackney çıktı Selçuk İnan oyunda. Yani hocam hadi tamam Jackney çıksın. Bakın Jackney'in çıkmasına diyeceğim laf yok. Yani eldeki oyuncu kadrosu dar mı dar? Line sağlı ya. Line'si al kontra atak için Line'si sağa sola at. Takım çıkamıyor. Görmüyor musun hocam? Görmüyor musun? Ne bu Selçuk aşkı hocam? Keza Selçuklu son maçlarda, son sezonlarda Selçuklu hangi maçı kazanmış bu Galatasaray? Hangi maçı kazanmış? Al Line'si. Koy ileri Line'si ya. Dribbling yapar. Önüne top atan oyuncu olur. Ya bir şeyler dener. Bir şeyler dener. Fegoli çıkmalıydı. Fegoli çünkü o kadar kondisyonu vardı. Ona bir şey demiyorum ama Jack de tercihi yine yanlış, yine yanlış. Hadi çıktı yerine Selçuk niye girer hocam? Yani Galatasaray'da Fatih Terim de sezona çok konsantre olmamış gibi. Şu an kafa dalgın. Yani eksikliklerin farkında belki çözmeye çalışıyor. Onun dalgınlığı ama oyuna konsantre de Fatih Terim'in de eksikliği var. Bu da takıma yansımış durumda. İkinci yarının o 15-20 dakikalık dilimi hariç bence Konyaspor'un ve Aykut Kocaman'ın çok istediği gibi geçti maç. Yani Galatasaray bu dediğim gibi karşısında Konyaspor'un olduğuna dua etsin. Son yarım saat seri özellikle kırmızı kartı gördükten sonra
Evet geri kapanırsın. 10 kişisin geri kapanırsın kendi sahanda. Ama ya biraz 2-3 top yaparsın ya. Hiç top yapamadı Galatasaray arkadaşlar. Hiç 2 pas, 3 pas, 4 pas hiç göremedik yani. Ya vadam dum dan dum. Gelecek rakip geliyor çünkü üstüne gelecek. Şanssız bir gol yersin o baskıya dayanmaz. Sen nasıl ilk 15 dakika baskı yaptın ikinci yarının? Üst üste pozisyonlar ki senin baskın çok daha etkiliydi. Pozisyon anlamında da daha çok pozisyon getirdi. Konya'nın baskısında işte dediğim gibi Allah'tan Konyaspor çok fazla baskı yemedi. Şanssız bir gol yedin ama o gol geliyorum diyor zaten. Ya hoca da formsuz, teknik ekip formsuz, kafalarda başka şeyler var. Tribünler yani böyle bir hani dokunsan alev alacak gibi. Yani bu Falcao muhabbeti herkesi çok germiş durumda. Jack ne konusunda mesela adamı ıslıklasak mı ıslıklamasak mı diye bir tereddüt var tribünlerde. Yani garip bir durum var. Mesela ben Jack'ı dün ilk yarı çok beğendim. İlk defa çabaladığını gördüm. Takım için bir şeyler yaptığını gördüm. Top aldı, top indirdi, kaçtı, etti. Yani ama işte Jack için de kolay değil. Jack'ın forvetliğine Galatasaray'ın oyunu uygun değil zaten arkadaşlar. Çizgiye ineceksin, orta yapacaksın. Galatasaray pas oyunu oynuyor. Evet etkili oynadığı dakikalar oluyor bu pas oyunu ama Jack'ın çok pas oyunu içinde yararlanmak mümkün değil. Yani Kasımpaşa'yı hatırlayın. Trezeguet gidiyordu, Koyta gidiyordu, Eduk gidiyordu. Kanatlardan ortalıyorlardı, besliyorlardı Jack'ın. Ya şimdi Mariano Fegül evet orta yapıyorlar belki ama çizgiye inmeden yapılan ortalar Jack için zaten çok tehlike yaratılacak ortalar değil. Bakın mesela ikinci yarıda o çizgiye inmenin öneminden bahsediyorum. İkinci yarıda bir pozisyon oldu. Fegül'ü sağdan girdi, ortaya çıkarttı. Kaleci Serkan çıkarttı. Jack de biraz önde kaldı, vuramadı. Mesela o da çizgiye indi. Bak ne zaman çizgiye indin etkili oldun. Yani bunu görün hocam ama işte yani Nagatomo ve Mariano ile çizgiye inmek mümkün değil. Yani bu oyuncuların artık futbol yapısı buna izin vermiyor zaten. Ya en büyük sorun bu. Bakın ciddi söylüyorum. En büyük sorun Seri, Enzonzi, Emre Mor, Babel falan değil Galatasaray'ın. Galatasaray'ın en büyük sorunu bekler. Yani bu ilk maçta da çok belliydi. Hazırlık maçlarında da belliydi. Bakalım önlem alınacak mı? Çok zor. Transfer dönemi bitiyor ama ya en azından Lines'i monte edersiniz ya. Ya en azından Lines solda ya da sağda bir kanadında Lines'i kullan. Lines gidiyor çünkü. Gidiyor dikine. Yani Nagatomo geliyor buraya kadar. Topu alıyor geri dön. Bir kere kaçtın çizgiye. Pozisyon yaptın Nagatomo. Adama da kızmamak lazım. Yani sağ ayaklı bir sol bek. Sağ ayaklı bir sol bek. Ona da çok fazla kızmamak lazım. Yani genel anlamda Konyaspor'un bence 70 dakika istediği gibi bir oyun oldu arkadaşlar. İlk yarı dahil. İkinci yarının ilk 20 dakikası Galatasaray gerçekten o baskıyı zaten 45-50 dakikaya çıkartırsa Türkiye Ligi'nde açık ara şampiyon olur. İlk 20 dakikası çok iyi baskı yaptı ama ondan sonra da o baskının tam tersine topu tutamadı. Top tutulabilir. O baskıdan hep o baskıyı beklemeyin arkadaşlar. Bakın ben söyleyeyim Galatasaray'ın yaş ortalaması 30-32 civarında. Yani o ikinci yarının 15-20 dakikadaki baskıyı Galatasaray'ın 50-60 dakika yapması mümkün değil. Zaman zaman yapacaksın, topu tutacaksın, pas yapacaksın ama işte o baskıdan sonra devamı gelmeyince Konyaspor'da beraberliği sağladı ve çok önemli 2 puandan daha olundu. Sezon başında biraz karamsar bir hava aldı açıkçası. Beni de aldı bir Galatasaraylı olarak çünkü hem taktiksel anlamda hem de oyuncu performansı bazında sıkıntılar üst düzeyde. Rakiplere bakınca Fenerbahçe'nin iştahı, şevki, bir şekilde maç kazanma isteği, Trabzonspor keza akışkan oyunu, Beşiktaş iyi ya da kötü yeni transferler yaptı. Abdullah Avcı'nın istediği futbolcu alıyor. Takımı bir yeniden nasıl diyeyim yeniden şekillendiriyorlar ve olacak sinyali veriyor bir şekilde. Olacak. Ama Galatasaray geçen sezonun şampiyonuna hiç yakışmayan ikinci maçını da çıkartmış oldu. Oyuncu performansına bakalım. Muslera yani Muslera gibi oynadı. Golde yapabileceği hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Mariano. Yani Mariano dediğim gibi biraz özündeki eleştirilere ek olarak kötü. Yani çoğu kimseye of ne teknik deniyor ama ben geri gelmelerini beğenmiyorum. Çizgiye inememesini de artık beğenmiyorum. Fegoli ile bir duvar pası yapılıyor. Belki Belhanda ile bir ortaklaşı var. Biraz teknik olabilir ama günümüzün futbolu için artık yeterli olmadığı kanaatindeyim. Luyendama ben beğendim Luyendama'yı. Özellikle ilk yarıda çok başarılı bir performans gösterdi. Kesicilik anlamında. Luyendamalık bir maç değildi açıkçası. Ben beğendiğimi söyleyebilirim Luyendamayı. Donk son pozisyonda şanssızdı. O futbol şanssızlığı diyebiliriz ama orada bir pozisyon alma hatası da yaptı Galatasaray savunması arkadaşlar. Bakın son pozisyon dikkatle bakın. Donk defansif orta saha pozisyonunda kaldı. Luyendama Donk'un pozisyonunda kaldı. Mariano hiç ortada yok.
Mariano hiç ortada yok. Yani topu rakibe ver, bari yapabileceksen iyi savunma yap. İyi alan savunması yap, o da yoktu işte savunmada. Nagatomo ciddi eksiklik. Galatasaray'ın sol bek ihtiyacı çok ciddi derecede her geçen maç artıyor arkadaşlar. Japon oyuncunun iyi niyetinden şüphe yok, sempatikliğinden şüphe yok ama yeterli değil arkadaşlar. Yani Rami Babel'le al ver yapıp, Berkaç yapıp çizgiye inmediği sürece Galatasaray'ın sol bek için ben yeterli olmadığı kanaatindeyim. Oraya bir transfer olabilir mi son günlerde bilmiyorum, zor. Ama gerekirse bakın çok yineden tekrarlıyorum. Lines ya sol ya da sağ bekte değerlendirilmeli. Enzonzi, çok beğendim Enzonzi'yi gerçekten. Enzonzi olur arkadaşlar. Daha ilk maçında savunmaya yardımı da güzeldi. Top kesiciliği güzel. Çok tehlikeli bir kontratak önemliydi. Diagonal pasları, kanatları oyunu açması çok iyiydi. Seri soğukkanlıydı. Çok beğendim Enzonzi'yi. Yani maçın en iyi 2-3 isimden biri Enzonzi diyebilirim Galatasaray'ına, gerçekten başarılı bir transfer hamlesi olduğunu, kalitesini bize gösteren bir oyun ortaya koydu. Çok daha iyi olacaktır arkadaşlar. Seri hayal kırıklığı gerçekten. Hadi ilk maçlarda, hazırlık maçları ve Denizli maçında 6 numara oynadı dedik. Mevkisi değil dedik. 8'e geçti. Mevkisine geçti. Nagatomo'ya attığı bir pas var. Savunma arkasında beklenen paslar seriden onlar. Onun dışında hiç yoktu arkadaşlar. Yine basit pas hataları. Fiziksel oyunda zaten çok bir şey beklemiyoruz seriden. Bunu demiştik ama pas oyununda etkili bulmadım. Gerçekten etkili bulmadım. Toparlar mı göreceğiz ama hani Barcelona'nın 50 milyon euro teklif ettiği seri bu değil. Yani bunun çok çok daha fazlası. Seri de var zamanla. Bakalım bunu ortaya çıkartacak mı? Onun geri gelmesi lazım arkadaşlar. Onun geri gelmesi, Enzonzi'nin bu performansı yükseltmesiyle bence orta saha iyi olabilir. Gördüğü kırmızı kart %100 doğru bir kart. %100 doğru bir kart. Şanssız olabilir, isteyerek yapmamış olabilir ama %100 net kırmızı kart. Hatta hakemin hemen ilk pozisyonda bence 1,5 metreden o kırmızı kartı vermesi lazımdı. Bakacağız seri şu an beklenenin çok altında ama bu iki oyuncunun yedeğinin de olmaması bu iki oyuncunun devamlı oyuncu anlamına geliyor. Yani işte Enzonzi Donk yedeği. O da stoperde oyuncu. Enzonzi'nin yedeği yok. Serinin yedeği Selçuk. Oraya takviye şart oldu şart. Defalarca bağırıyoruz. Bir orta saha alın, Mehmet Özcan'ı alın, birisini alın oraya diye. Koca sezon bu ikiliyle nasıl geçecek merak ediyorum. Serinin daha iyi olması lazım arkadaş. Ben fizik olarak da hazır bulmadım bu arada. Seriyi fizik olarak da beğenmedim. Onu da diyebilirim. Yani çok sağlam bir hazırlık kampı geçirmemiş gibi geldi bana. Ryan Babel, yani yaşına rağmen en çok isteyen hücum oyuncusu diyebilirim Ryan Babel için. Maçı en çok isteyendi. En çok zorlayandı. Şut attı. Verkaç yapmaya çalıştı. Birebir yapmaya çalıştı. Bence Galatasaray adına Enzonzi ile birlikte maçın en iyisiydi arkadaşlar. En iyi ikili seçersek Babel ve Enzonzi derim bunları. Attığı golü saymıyorum. Gol rakibe çarptı. Gol oldu. O önemli değil. Zorlayıcı oyun tarzı iyiydi ama bir Onyekuru değil. Bunu söyleyelim arkadaşlar. Bir Onyekuru performansı Ryan Babel'den beklemeyelim. Oyun aklı daha üst düzey Onyekuru'dan belki ama Galatasaray'ın o geçen sezeki geçiş oyunlarında, özellikle kontra atak geçiş oyunlarında Onyekuru'nun üstünlüğü de bariz ortadaydı. Onyekuru farkı ortadaydı. İkisinin de farklı avantajları var. Babel iyi. Babel iyidir. Babel yine Galatasaray'da iş yapar arkadaşlar. Feguli. Kalite. Yani kalite çok hazır değildi sakatlığından dolayı. Buna rağmen arkadaşlar yine Galatasaray'ın en yaratıcı oyuncusu Feghouli diyebiliriz. Özellikle ikinci yarıda sağ kanata geçmesi, Adem Büyük'ün oyuna dahil olmasından sonra Adem Büyük ne yaptı hoca? Ki doğru bir değişiklikti. Bakın Fatih Terim'in yapmış olduğu en güzel değişiklik bu diyebilirim ben kendi adıma. Adem Büyük'ü ait. Adem Büyük'ü aldı. Çok mantıklı bir hamle yaptı gerçekten. Adem Büyük'ü aldı arkadaşlar. Ulan alamadık, bir biz alamadık. Neyse. Adem Büyük aldı, Emre Mor'un yerine koydu. Yardımcı forvet rolünü verdi. 10 numara oynamadı Adem. Yardımcı forvet Jacklin'in yanında. Feghouli'yi sağ at. Feghouli sağ atınca ortalar gelmeye başladı. Çizgiye iniyor çünkü arkadaşlar. Ne dedik? Çizgiye inmek lazım. Feghouli de çizgiye inen bir oyuncu. Feghouli'nin çizgiye indiği her pozisyonda Galatasaray gol fırsatı yakaladı, etkili oldu. Ama tabii 60-65'ten sonra ciddi bir düşüş başladı Feghouli'de. Çünkü henüz tam hazır değil. Emre Mor ile ilgili demiştik zaten diyeceklerimizi. Emre Mor kafasında hep PlayStation futbol tarzı var. Birazcık daha takım oyuna adapte olması lazım. Yoksa kalitesinden benim hiç şüphem yok. İlk yarıda çizgiye inen tek oyuncuydu. Adem Büyük yararlıydı. Ben Adem'i beğendim. Yani ceza sahası içinde fırsat kovaladı. Pres yaptı. Sırtı dönük. Yüz yüze oyunda başarılıydı. Önüne atılan toplarda başarılıydı. Yani Adem Büyük'ün performansı bu arkadaşlar. Bir yedek olarak da iyi bir performans verdiğini söyleyebilirim abi Adem Büyük için. Jack ne gelince? Yani Jack ne?
İlk yarıda çok çabaladı. Gerçekten beğendim. Top aldı, top indirdi, şu etti, bu ne etti. Ama ikinci yarıda bir iki gol kaçıp pozisyonuna girince kaçırınca mesela o Fegoli'nin vuruşunda geride kaldı. Ön sesi kötüydü orada. Taraftardan da ıslıklıyorsunuz abi. Yani taraftardan ıslık yiyen futbolcudan bir şey beklemeyin. Ya ben bizim Türk taraftarları bu konuda anlamıyorum. Anlamamakta yani anlamaya çalışıyorum. Çok anlamaya çalışıyorum ama ıslık yiyen bir futbolcunun nasıl performans artıracağını çok merak ediyorum. Jack ve Galatasaray'ın oyun tarzına uygun değil arkadaşlar. Hele Babel, Feguli gibi oyuncularla hiç iyi uygun yani uyumlu değil. Yani bir Feguli belki işte çizgi indiğinde etkili olup Jack diye pozisyon hazırlayabilir. Babel'i çok çizgide göremeyeceğiz. Babel'i içeri kat ederken göreceğiz. O tarz bir oyun şablonu yok Brian Babel'in. Ya bekler çizgiye inmiyor. Ortadan delmeye çalışıyor Galatasaray. O yüzden Jacklin'in bence Galatasaray'da çok başarılı olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani Jacklin o konuda bir adım geride kalacaktır arkadaşlar. Bir adım geride kalacaktır Galatasaray'ın hücum performansında. Falcao mu gelir kim bilir bilmem ama oraya net bir santrofor oyuncusunun şart olduğunu düşünüyorum. Yani genel manada baktığımızda dediğim gibi bir Galatasaraylı olarak hayal kırıklığıyla kapattığımız bir gece oldu. Sezonun başı toparlanabilir mi? Bu umudu bana vermiyor Galatasaray. Yani hani teknik ekipte formsuz. Bunu görebiliyorum sağ kenarında. Basın toplantısında kafalarda başka şeyler var. Bir sıkıntı olduğunu süzebiliyorsunuz. Bu Falcao transferinin gerginlikten dolayı. Mesela hoca Falcao ister misiniz diyorlar. Ben bir tane daha stoper isterim diyor. Mesela garip garip şeyler var. Bakalım önümüzdeki hafta Kayseri deplasmanı. Allah'tan Kayseri çok hazır bir takım değil. Fenerbahçe maçına kadar 3 maçlık bir seri yakalanması lazım gibi geliyor. Ama Galatasaray'ın işi de hiç kolay değil arkadaşlar. Yani bu taktik varyasyon biraz zayıf artık günümüzün futbolunda. Bireysel yeteneklerde durunca Galatasaray işte Konyaspor'u çok aşamadı. Ve Galatasaray rakibe topu teslim etmemeyi öğrenmesi lazım. Yani büyük takımsanız rakibe top teslim etmeden de savunma yapmayı bilmesi lazım. Galatasaray bunu başaramadı. Konyaspor cephesinden baktığımızda standart Aykut Kocaman oyunu çoğu kimsenin beğenmediği bir oyun ama puan aldı mı? Aldı arkadaşlar. Geçen sene de Arena'dan puan aldı Galatasaray'dan. Bu sene de aldı. Arena'da yenilmedi 2 senedir Galatasaray'a. Sıkıcı bir futbol. Galatasaray'ı da teşvik ediyor tabii bu sıkıcı futbola. Ya yani Galatasaray'ın bu kötü ilk yarıda kötü performansında Aykut Kocaman'ın da payı büyük ama adamın istediği bu. Adam istediğini alıyor yani. Biz belki beğenmiyoruz ama adam istediğini aldıkça sıkıntı yok. Başarılı buluyor takımını. Yani bence daha çok Galatasaray'ın üstüne gitselerdi çok yarım saat çok rahat galibiyet alabilirdi düşünüyorum Konyaspor arkadaşlar. Evet bir maç analizi videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Yavaş yavaş büyümeye çalışıyoruz. Hoşça kalın. Futbol Menajer 2019'da kalın.